yurdun dört bir tarafında Fenerbahçeliler sokaklara döküldü, şampiyonluğu kutluyorlar. Bu görüntüleri ekrana getirelim şimdi de. Yurdun dört bir tarafında Fenerbahçelilerin şampiyonluk coşkusu sürüyor. Bu arada arkadaşları Monaco'nun Marsilya'yı 1-0 yendiğini söylüyorlar. Bu durumda Monaco Fransa Ligi'nde ilk iki içinde kalan 3 hafta içerisinde önemli bir avantaj elde etmiş oluyor. Ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitme hakkını Fransa Ligi'nde kazandığı başarıyla elde edecek. Ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanmaması da çok önemli bir şey olmayacak. Bu da Fenerbahçe için güzel bir haber. Evet sevgili Çakar, artık Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları eğlence sürüyor. Önümüzdeki haftada Fenerbahçe'nin Malatyaspor maçı sonrasında yine büyük bir şampiyonluk kutlaması ve coşkusu olacak. Ona da yer vereceğiz. Siz 2,5 ay bizden ayrı kaldınız. Ve bu 2,5 aylık süre içerisinde neler yaşadınız? O günlere dönmek gerekirse bizden ayrı kaldığınız günlerde neler oldu? Nasıl tepkiler aldınız? Size dönelim. İnsanlar bunları merak ediyor. Biz belki sizle konuştuğumuz için, sizle birlikte olduğumuz için bunları biliyoruz ama bizi izleyen izleyiciler, vatandaşlar bunu bilmiyorlar. Onlarla ne paylaşmak istersiniz? Bilmesinler ya. Beni bana bırakın. Benim yaşadıklarım abi, acısıyla. Bu Metin Oktay'ın lafıdır. Beni bana bırakın. Peki beni size bıraksınlar o zaman. Evet. Siz beni bana anlatır yani güzel bir laf. Onun için yani, söyledim. Yani beni bana bırakın derdi o da. Allah rahmet eylesin. Yani bir soğuk kış sabahında bir insanın o ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide gidip gelmesinin bilinmesinin kimseye fazla faydası yok. Bunu yaşayan bilir. Allah kimseye yaşatmasın, düşmanı öyle yaşatmasın ama o öyle ince bir çizgi var ki o çizgiyi filmlerde insanlar zaman zaman vermeye çalışırlar. Savaş filmlerinde, başka filmlerde ama onu bizzat yaşadığınız vakit o çizginin hakikaten çok ince bir çizgi olduğunu anlıyorsunuz. Hani derler ya romanlarda, kitaplarda yaşantım film şeridi gibi gözümün önüne geliyor. O 3-5 saniye veya 8-10 saniye içerisinde gerçekten insanın yaşamı film şeridi gibi gözünün önüne geliyor. Peki hocam çok yanına geldim gittim. Konuştum. Sen mi? Tabii. Fazla geldim biraz. Fazla geldim. 15 defa gelmişim evet, en az. Evet. Thank you.
Ve şimdi de kameralarımızı Taksim'e çeviriyoruz. Taksim'de de Sarı Lacivertli binlerce taraftar büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutluyor. Taksim'den gelen görüntüler böyle. Az sonra Bağdat Caddesi'ne de bağlanacağız ve orada coşkunun odak noktası Türkiye'deki Fenerbahçelilerin birleştiği, kalbin attığı yer bir anlamda Bağdat Caddesi. Ve oradaki coşku dolu görüntüleri de ekranlarınıza taşıyacağız. Sevgili Ziya Şengül, öncelikle Fenerbahçe'de defalarca şampiyonluk yaşamış. Yanılmıyorsam 5 kez Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşadınız. Bu coşkuyu, bu mutluluğu yaşadınız. Bize geleceğim. Öncelikle tebrik edelim sizi de. Ahmet Çakar uzun bir aradan sonra aramızda. Ve Ahmet Çakar'ın döndüğü gün Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu güne denk geldi. Sevgili Çakar da sarı lacivertli kravatıyla zannedersen Fenerbahçe'yi kutluyor bu akşam. Hoş geldiniz sevgili Hoş Çakar. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Evet, 2,5 ay ayrı kaldık. 2,5 ay sonra tekrar aramızdasınız. Hocam, geçmiş olsun bir kere daha. Çok sağlıklı gördük sizi. Ben de sizleri. Maşallah diyelim. Sizleri evet, seyrettim, özledim. Seyredenlerimizi özledik. Sizleri seyrettik, zevkle seyrettik. Sevgili Serhat'ı yeni bir yıldız olarak burada doğduğunu gördük. hakikaten, gerçekten. Performans açısından çok başarılı buldum. Zaman eski günler aklıma geldi. Zaman zaman burada olmamanın ezikliğini yaşadım. Zaman zaman iyi ki burada değilim dediğim zamanlar da oldu. İlk zamanlar belki ama sonuç olarak hayat devam ediyor. Hocam müsaade ederseniz bir öpebilir miyim? Ben yokken öptüm zaten. Korktunuz zaten. Kalkamadım, kusura bakma. Geçmiş olsun. Adnan'cığım. Aramızda sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Peki hocam, Fenerbahçe şampiyon oldu. Sizin geldiğiniz güne denk geldi. Nasıl evet, buldunuz? Lig yarışında son haftalarda çok kritik olaylar oldu. Alt sıralarda, üst sıralarda. Çok tansiyon yükseldi, gerilim yükseldi. Siz yoktunuz o haftalarda. Ama Fenerbahçe bence hak etti. Ve yani şimdi birçok insan söyleyecek hani Beşiktaş ilk devre sonundaki 11 puan veya bir başka anlayışa göre 8 puan farktan bu hale gelmeseydi Fenerbahçe şampiyon olur muydu derse bu doğru ama şu genel olarak lige baktığımız vakit bilmiyorum kaptanlar ne düşünüyor. Fenerbahçe'den genel anlamda daha iyi oynayan, daha öne çıkmış bir takım ben görmedim. Bu demek değil ki Fenerbahçe çok çok iyi oynadı. Kötü oynadı denince maçlar oldu ama sonuç olarak Fenerbahçe bence şampiyonluğu hak etti. Evet, Fenerbahçe 8 puan hatta 11 puan geriye düştüğü zaman bile şampiyonluk yarışında yılmadı. Mücadelesini sonuna kadar sürdürdü. Her maça kazanmak için çıktı ve Sarı Lacivertliler özellikle İnönü Stadı'nda aldıkları 3-1'lik galibiyetten sonra şampiyonluk yarışında çok büyük bir avantaj yakaladılar ve mutlu sona ulaştılar. Bugünkü Denizlispor galibiyetiyle sevgili Ziya Şengül bir kez daha Fenerbahçe şampiyon ve böylesine büyük bir mutluluğu yaşıyor Sarı Lacivertli futbol severler. Sizin duygularınız, görüşleriniz neler? Benim farklı duygularım var. Fenerbahçe'den evvel ilk önce ülkemizdeki tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Arkasından 2,5 aydır Ahmet Çakar gibi telegolde efsane olmuş bir arkadaşımızdan mahrum kalarak program yaptık. Her ne kadar Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu özlemiş olan ben, Ahmet Çakar'ı da özlemiştim. Bir de iyi bir tarafı var. Ben bazı batı inançlara inanırım. Ayağının turabını seveyim. Geldiği ilk günde Fenerbahçe şampiyon oldu. Hoş geldin Ahmet Çakar. Hoş bulduk sevgili Ziya. Şimdi Fenerbahçe